Türk birlikleri ağır kayıplar verdi. Alay komutanı Yarbay Hüseyin Bey ile beraber tüm alay şehit oldu. İşte tam bu sırada Mustafa Kemal Paşa Anafartalar bölgesini savunmak üzere atandı. Mustafa Kemal uzun süren çarpışmalar sonucunda Anafartalar'da zafere ulaştı. Böylece 10 Ağustos'ta müttefikleri Conk Bayırı ve Kocaçimen Tepe'ye gelmeden durdurdu. Hatırlıyorum, 17. birlikten A bölüğü bir saldırı için gönderildi. Hüsranla sonuçlanan aptal saldırılardan biriydi. Bu saldırıya gidenlerin hepsi öldü. Bu karaya çıkmamızdan ilk 4-5 gün içerisinde oldu. On binlerce Türk askeri şehit olurken düşmanın kaybı 45 bin ölüydü. 6-12 Ağustos tarihleri arasında müttefiklerden 22 bin yaralı tahliye edildi. 13 Ağustos'a kadar Mısır ve Malta'daki hastaneler doldu. Diğer yaralılar deniz yoluyla İngiltere'ye götürüldü. Bir gün Long Pine saldırı hattından 600 kadar yaralı asker taşıdık. Dürüst olmak gerekirse sedyenin ayak tarafından taşımayı daha çok seviyordum. Çünkü baş ve omuzların olduğu taraf daha ağırdı. Çok kötü bir duyguydu. Sanki göğsüme bir tekme yemiş gibiydim ve bununla çok kötü bir durumda olduğumu hissedebiliyordum. Çünkü kurşun ciğerlerimi delip sırtımdan çıkmıştı. Burnumdan ve ağzımdan kanlar akıyordu. Gerçekten acınacak bir durumdaydım. Sedyeler gelip beni hastane gemilerine taşıyana kadar siperde böylece 10 gün kaldım. Birinci Anafartalar zaferinden sonra müttefik kuvvetlerin yaptığı bütün taarruzlar neticesiz kaldı. 21 Ağustos'ta yeni bir saldırı başlattılar. En şiddetli çarpışmalar Mustafa Kemal Paşa'nın Anafartalar cephesinde yaşandı. Mustafa Kemal'in askeri manevraları sayesinde Anafartalar'daki ikinci muharebede Türklerin lehine sonuçlandı. İkinci Anafartalar muharebesinden sonra çarpışmalar günlerce siper savaşları şeklinde devam etti. Gazi Mustafa Kemal o dehşetli anları şöyle anlatıyor. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbiri kurtulmamacasına hepsi düşüyor, ikinci siperde olanlar yıldırım gibi onların yerine giriyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle bilemezsiniz. Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor. Cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenlerse şehadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. Her yer cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer. Süngüyle çarpışıyor, ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebriğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Böyle Anafartalar şey edince çok kuvvet çıkardı. İngiliz askeri çıkaracağım dedi zaten söyledi. Çıkardı işte o bayağı çıktı yukarı Çam'la. Oralara bayrak filan dikti. Dedik bu sefer gidiyoruz İstanbul gayrı. Bizim toplar oraya doğru kata böyle döndü. Bulaştık şarapnel atmağı böyle. Sol omzumdan vuruldum fakat bu beni durduramadı. Çünkü girmesiyle çıkması bir oldu. Adamlar geride kalıyormuş gibi geliyordu. Çünkü ben öndeydim. Benim 9 ayak önümde olan adam yere düştü ve artık ben oradan ayrılmalıydım. İngiliz Harbiye Nazırı Kitchener gemiyle geldiği zaman etrafına baktı ve "Beni indirin," dedi. Siperlere götürüldü. Durumun ne kadar içler acısı olduğunu görebiliyordu. Kar yağmıştı. Daha önce hiç kar görmemiştim. Soğuktan donmuş bir kuş gibiydim. Doğruyu söylemek gerekirse durumumuz çok kötüydü. Donmuş ayak vebası vardı. Tahliyeden 10 gün önce birçok asker
her gece savaş alanından gemilere gönderilmeye başlandı. Savunma hattındaki adamların sayısını yavaş yavaş azalttılar. Ve bir hafta içinde savaş alanında kalanların sayısı gelenlerin %5'ine indirilmişti. Büyük hayallerle Gelibolu'ya 525 bin askerle gelen müttefik birlikler, savaş alanında 200 bin İngiliz, 48 bin Fransız, 30 bin Anzak, 6 bin Hintli olmak üzere 284 bin askerini kaybetti. Nihayet müttefikler 20 Aralık'ta Anafartalar ve Arıburnu'nu, 10 Ocak 1916'da ise Seddülbahir'i terk ederek geldikleri gibi gittiler. Sahilden ayrılırken sahil çok sessizdi. Sanki hiç orada olmamışız gibi. Ve olanlar olmamış gibi. Çoğumuz gülüştük. İyi geceler gelip oldu. Bir şiir vardı. Kimler gitti? Anzaklar gitti. Uzun 8 ay boyunca korkuyla yaşadılar. Hastalıkla ziyafet çektiler. Her biri vurulana kadar. Her 8 kişiden 4'ü ölene kadar. Evet, gittiler. Geride 8 binden fazla mezar bırakarak. Sis vardı, sis çok. Duman. Ondan sonra bu dumandan istifade ederekten tabii tüfek sesi, top sesi kesildi. Kesilince kadar tabii ileri öncü fişler çıkarıldı. Gidiyorlar, bakıyorlar ki aç kimse yok. Kalmamış. Hadi bakalım asker yürü ya. Sahile kadar kimse kalmamış. Püsküvit de kalmış. Pirinç de kalmış. Un, şeker. Kocaman dev gibi adamlar, en güçlüler bile eve dönüş sevincini yaşayamadılar. Çünkü onlar çok hastaydı. Bazıları ölüyordu, birçoğu da ölmüştü zaten. Doğruyu söylemek gerekirse yaşamak için Allah'a çok dua ettim. Çok uzun süre dayanabileceğimi tahmin etmiyordum. Yanımdan geçen gemileri görüyordum ve kendi kendime buradan nasıl canlı çıkacağım diye çok düşündüm. Kahrolası savaş çok kötü bir şey, öyle değil mi? Hiçbir zaman savaştan bahsetmeyin. Çok şanslıydım. Askerler arasında en şanslılardan biriydim. Çünkü bizim tayfadan karaya çıkarma yaptığımız zamandan tahliye yapılan zamana kadar kalan çok kişi yoktu. Kesinlikle şanslı oldum. Çünkü bugün hala yaşıyorum ve buradayım. Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusu 287 gün süren vatan savunmasına 425 bin askerle katıldı. 253 bin şehit vererek zafere ulaştı. Bu destan Türk milletinin ülkesi, bağımsızlığı ve onuru için neler yapabileceğini bütün dünyaya gösterdi. Çanakkale Zaferi, Türk'ün direnme gücünün, fedakarlık ruhunun ve vatanseverlik şuurunun bir abidesidir. Türk milleti, toprağın bağrında kefensiz yatan şehitleri asla unutmayacak.